olur biraz daha hızlı, daha hızlı. Sol süratimiz bu hanımefendi, bundan hızlı gidemeyiz ki. Ne yapmayı düşünüyorsun? Hiç. Peki ama bu duruma daha ne kadar dayanabiliriz? Kumanyamız bitti. Hemen hemen su da kalmadı. Evet, biliyorum. Ama ne yapabilirim ki? Biliyorsun, motor arızalı. En hafif bir rüzgar dahi esmiyor. Görünürlerde kara da yok. Tek ümit, geçen bir teknenin bizi görmesi. Ne oldu? Arıza giderilmedi mi daha? Peki ne yapacağız? Ben öldüm açlıktan. Kim ölmedi ki? Biraz daha aç kalırsak seni bile yiyebiliriz. Aman be deli! Motor bu! Yakınlarda bir ada olmalı! Hadi hep birlikte bağıralım! Hey! Alamanda, yelkenler mayna! Bye.
Kavun dibinde bağırıp durma. Baba, şuraya bak. Hadi. Funda Demir! Eyvallah, sağ ol! Teker teker bırak bilin. Şimdi konuşmayı da değil şu bota. Hadi. Yavaş olun. Dur. Aleyküm, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yavaş, yavaş. Geçmiş olsun, hayrola, bir şey mi var? Potra'nın motoru bozuldu. Üç gündür deniz üstündeydik. Ya, kurtarıcımız bak olmasaydı daha da kötü duruma düşebilirdik. Ay, açlıktan ölürdük vallahi. Ay, işte geliyor. Yardıma ihtiyaçları var Asım baba. Sen merak etme yabani. Hey çocuklar, köpek balığı bu. Köpek balığı ya. Kuzum kimdir bu acayip adam? Esas ismini bilmeyiz. Biz adalılar ona yabani diye hitap ederiz. Çok gururludur. Kimseyle konuşmaz. Her sene bu mevsimde gelir buraya. 2-3 ay kadar kalır ve gider. Balıkçılar onu çok kereler civardaki Yunan adalarında görmüş. Acayip bir insandır. Garip merakları vardır. Nasıl? Tepenin ardında oturur. Bütün merakı da köpek balığı avlamak ve beslemektir. Daha doğrusu ne yaptığını biz de bilmeyiz. Bu civar köpek balığı çok mudur? Hayır. Birkaç senedir civardaki Yunan adalarından tesadüfen geldiler. Daha önceleri hiç yoktu. Hadi gelin de bir an evvel karnınızı doyuralım. Cevdet, sen de Kotro'dan arkadaşları alıver. Meyvaları da alın bakalım. Çok güzeldir bunlar. Nefistir. Buyurun alın, alın. Buyurun siz de alın. Siz de alın, siz de alın. Çok lezzetlidir. Oh be! Dünya varmış başlı ya oğlum. Hmm, ben yavaş yavaş kendime geliyorum. Yeter be! Üç günlük açığını kapattım vallahi. Sağ olasın Asım baba, sayende çok güzel bir yemek yedik. Afiyet olsun. Evet, çok teşekkür ederiz. Afiyet şeker olsun. Çok güzel bir yer burası Asım baba. Evet, çok güzel ya. Açlık başımıza vurduğundan güzelliği fark edememiştik. Güzeldir kızım, güzeldir.
Adamızın her yeri güzeldir. Ayrıca buranın tarihi bir değeri de vardır. Mersi. Hey, ne duruyorsunuz be? Misafirlerimize bir şeyler çalsanıza. Çalsınlar tabii Asım baba, çalsınlar. Hadi, hadi davranın. Ağzım da eriyor. Gösterin kendinizi çocuklar, hadi. Hey çocuklar! Aramızda birinin eksikliğini hissetmiyor musunuz? Kim eksik? Kim olacak kurtarıcımız? Ne de olsa hayatımızı ona borçluyuz. Ne dersiniz gidip getirelim halinde peki? Hadi davranın herkese! Hey! Yabani! Neredesin? Yabani! Neredesin? Yabani! Nerede bu yav? Yabani! Hey! Yabani neredesin? Yabani! Yabani! Yabani. Hey! Yabani! Nerede yabani. Bu? Nerede bu adam be? Yabani, neredesin? Yabani! 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 Neredesin? Yabani! Yabani! Neredesin? Hey çocuklar! Neredesin? Bakın işte orada! Evet, orada! Yürüyün çocuklar! Merhaba yabani! Geldik! Nasılsın? Merhaba! Aa, hiç ağlamıyor bile! Merhaba! Sana teşekkür etmeye geldik! Ne de olsa hayatımızı sana borçluyuz! Köpek balığı! Aa, aman Allah'ım! Ne korkunç şey bu! Çocuklar, bu adam deli galiba! Hem deli olmalı hem de vahşi! Göz göre göre köpek balığı besliyor be! Oradan biraz açıkta dursanız iyi edersiniz. Şimdi söyleyin, ne istiyorsunuz? Bizden pek hoşlanmadın galiba yabani. Ama biz seni çok sevdik. Adanın hanında eğleniyorduk. Kurtarıcımızı da aramızda görmek istedik. Herhalde bizleri kırmazsınız. Hadi çocuklar götürün. Hadi. Hey! Yaşasın! Onu.
Nasıl? Yakıştı mı? Harika, sana ne yakışmaz ki? Ben mi? Çocuklar bakın, çantamı beğendiniz mi? Ah, çocuklar bakın kim geçiyor? Aa, yabani, yabani! Köpek balıklarının aran nasıl? Köpek balıkların ne yapıyor bakalım? Ne o? Yoksa gene köpek balığı avına mı gidiyorsun ha? Niye konuşmuyorsun? Yoksa bizleri sevmedin mi ha? Ne garip adam. Aman bırakın canım, bütün gün onunla uğraşacak değiliz ya. Hadi biz alışverişimize gidelim. Biri gidelim. Sen gelmiyor musun? Siz gidin. Ben onunla gideceğim. Ne, onunla mı? Olur mu öyle şey? Evet. Olmaz öyle şey, delirdin mi sen? Ne yapacaksın? Hiç. Konuşturacağım. Hey çocuklar! Bakın Eda nereye gidiyor? Nereye? Yabani'yi konuşturacakmış. Ne? Konuşturacak mıymış? O ayı konuşmaz be! Konuşursun da gelelim. Ne seni konuşturur? Var mısınız iddiaya? Var mısınız dedim. Ha? Varız be! Varız be, hadi! Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, söyle yaşa. Bakalım nesine giriyoruz iddiaya? Nesine ha? Nesine isterseniz girelim. Boşuna girme kızım, kaybedeceksin. Sadece konuşturmakla kalmayacağım. Kendime aşık bile edeceğim. Ya. Karışma yabani! Onu elimizden alacağını sanıyorsan hava alırsın! Gel buraya! Ne var, ne oluyor? İndir boyunu! Daha ne olacak? Bu ikisi bana saldırdı! Ne? Ahlaksız, rezil herif! Rezil herifler! Yalnız bir kıza saldırmaya utanmazlar, ne olacak? Korkacak bir şey kalmadı. Gel artık bizimle Eda. Hayır, ben sizinle gelmiyorum. Bırakma beni onların yanına. Ellerde meydan, niyetinle. Yoksa burada mı kalmak istiyorsun? Evet. Tabii sen kabul edersin. Neler saçmalıyorsun sen? Gel artık, korkacak bir şey yok. İçkiyi biraz fazla kaçırmışlar, hepsi o kadar. Gel. Kızın ne dediğini duydunuz. Eda, sen bilirsin. Başına bir şey gelirse biz mesul değiliz, bilmiş ol. Nasıl? Kovboya benziyorsun. Üstelik silahın da var. Niye korumadın kendini? Birden üzerime saldırdılar, fırsat bulamadım. Çok romantik, şirin bir yer burası.
garip bir adamsın. Ayrıca çizgilerin de çok güzel. Üstelik okuduğun kitaplar hayli ilginç. Tahsilin ne senin? Peki ya ismin? Benim ismim Eda. Adalların dediği gibi yabani dersin olur biter. Onu biliyorum canım. Başka ismin yok mu? Ali de diyebilirsin. Ha, siz burada yatın. Ben dışarıda yatmaya alışayım. Havada uyumak güzel olmalı. Gökyüzünü kaplayan binlerce yıldızı yatarken seyretmek çok hoş bir şey değil mi? Thank you.
olsun. Severler. O ne? Silah sesi olmaz. İşaret fişeğinin sesi. Evet, işaret fişeği. Eda'nın başı dertte olabilir. Yürüyün çocuklar. Çocuklar, gidip canın önce bakalım. Kusura bakma. Kazayla patladı. Eda! Eda! Ne oldu sana? Eda, söylesene, ne oldu? Söylesene! Hay Allah! Hiçbir şey olmadı. Silahım kazayla patladı, o kadar. Bir şey yok canım. Arkadaşın olarak silah sesini duyunca merak ettik de... Boşuna meraklanmışsınız. Hadi, bırak inadı da gel bizimle. Hayır! Aha! Bunlar işi pişirmişler! Hem de nasıl, baksana şunların haline! Eda bahsi kazanırsa hiç şaşmam! Desene yabani hapı yuttu! Bu işin sonunda eğlence var çocuklar! Hadi gidelim! Hadi gidelim de şimdi sabah! Tamam, motor saat gibi çalışıyor, görüyorsunuz! Eline sağlık ustacığım, sağ olasın! Yani yola çıkabilirler mi artık? Çıkabilirler mi ne demek, tabi çıkarlar! Desene yakında yolculuk gözüktü! Öyle oldu ya! Yaşasın! Hadi bakalım çocuklar, hadi! Hadi sallanmayın çocuklar! Korhan oraya koy! Oh, biz çalışıyoruz, küçük hanım oturuyor maşallah! Ay, kolum koptu, alın şunları be! Bir şey olmaz, ölmezsin, ölmezsin, hadi! Al Korhan! Yardımlarına teşekkürler Asım baba! Al şunları! Estağfurullah, vazifemiz, hem ne yaptık ki kaptan? Sağ olasın! Teker teker binin. Eşyaları da iyice yerleştirin. Çok teşekkürler Asım Bey. Allah'a ısmarladık. Ne oldu? Kotra hazır galiba. Hadi çocuklar. Hadi binin, sen de geç oraya. Tamam mı her şey? Tamam kaptan! Eksik yok, ha! Eda nerede? Ha, Eda yok! Hey Eda! Kotra'nın tamiri bitti! Bütün hazırlıklar tamam! Eda! Bir iki saate kadar hareket edebiliriz! Eda! Hadi gel! Hadi Eda! Ne var? Ne oldu? Hiç! Üzülmüş bir halin var senin. Duydun. Kotra hazır. Gidiyoruz artık. Çok sevmiştim burasını. Ne kadar alışmıştım sana. Zor bir ayrılık olacak benim için. Seni hiç unutmayacağım Ali. Halas bağladık. Dur gitme. Kal burada. Ben de sana çok alıştım. Kadınım olmanı istiyorum. Yani... Evet. Benle evlenir misin? Çocuklar Eda da geldi, harekete hazır olun. Çocuklar bir yere gidemezsiniz. Niye? Ben evleniyorum. Evleniyor musun? Kiminle? Kiminle olacak onunla? Bana evlenme teklif etti. Yok be! Yok be! Sandın sen! Tabii ya!
Sökülün paraları. Anlaşıldı, anlaşıldı. Paranı vereceğiz. Merak etme, ben de kürkünü alırım sana. Peki ama şimdi ne olacak? Ne mi olacak? He? Bilmem. Hiç düşünmemiştim bunu. Herhalde yabaniyle evlenecek değilsin. Yabani! Hoş geldin yabani! Hoş geldin yabani! Hangi rüzgar attı seni buraya? Evlilik rüzgarı Asım baba, evlilik rüzgarı. Ne? Evlilik rüzgarı mı? Evet, içkiler benden. Yaşa! Her şey aklımıza gelirdi de evleneceğin aklımıza gelmezdi yabani. Çalın arkadaşlar, kutlayalım! Ben Kotra'nın kaptanı olarak sizlerin nişanını ilan etmekten gurur duyuyorum. Kuracağınız yuvanın ilk adımı olan bu mütevazi törenimizde sizlere ben ve arkadaşlarım saadetler dileriz. Bravo! Sağ olun. Bu törenin şerefine içmeyecek miyiz? Evet, içeceğiz, eğleneceğiz. Müzik! Hadi bakalım, başlayalım. Sen burada? Ağlıyorsun sen. Yok canım. Gözüme bir şey kaçtı da. Hadi, bırak saçmalığı da eğlenmemize bakalım. Hadi gel yukarı çıkalım. Hadi, hadi gel. Şunun haline bak. Bize göre damadın ıslanması lazım. Haydi çocuklar. Haydi. 1 2 3
Hadi çocuklar, hadi! Yüz yabani, yüz! Biz de söyleyelim, hadi! Demir al! Gel, gel, gel! Ver elini, gel, gel canım, gel, gel bakalım, gel! Gel, ha, şimdi! Ver elini bakayım, ha? Olmaz, biraz daha yüz yabani! Çek, al da bir al, al! Al bakalım! Çok eğlenecek! Hey, ne oluyor? Ne mi oluyor? Hala anlamadın mı? Eda'nın senin de evleneceğini sen baksana hata etti! Kendine biraz başka bir ev seç! Hey, Eda! Çocuklar, bırakın oyun oynamayı! Nereye gidiyorsunuz, beni de alın! Hastaladık! Hey, ne oluyor? Eda! Kusura bakma sevgilim, iddiayı kazanmam lazımdı, bu bir şakaydı! Şakaydı ha! Demek bana olan ilgin de, aşkın da yalandı! Eda! 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 Bunu bana yapmamalıydın Eda! Ay, ne güldüm, ne güldüm! Ne oldu gene? Anlaşılan senin sinirlerin bozuldu. İstirahat etsen iyi olur. Allah'ım! Ne kadar fena bir insanım ben! Bunu yapmamalıydım! Mani olmalıydım! Hey baba, şuraya bak! Ne var kızım? Köpek balığı! Bir adam da denizde! Yemeğin hazır. Hadi yavrum, otur da soğumasın. Boşuna zahmet etmişsiniz dadıcığım, karnım aç değil. Aa, ama yavrucuğum... Günlerdir bir şey yediğin yok ki evladım. Zayıf düşecek, hasta olacaksın. Geliyorum, geliyorum! Bir dakika bekle! Aaa! Hay Allah! Mektubunuz iade hanımefendi. Aradığınız kişi adresinde bulunamadı. Teşekkür ederim. İyi günler.
Buyurun efendim, mektup. İyi günler. Mektup ha? Eda hanım kızım, mektup! Dur! Gitme! Mektup! Yavrum, mektup geldi! Ne? Mektup mu? Evet! Baş! Mektup mu? Mektup! Anne! Anne! Anneciğim, sen bir meleksin! Eda hanımefendi, adamızdan ayrılışınızdan sonra bizler de bir daha yabaniyi göremedik. Jandarma tahkikat yaptı, izine tesadüf edilemedi. Biz adalıların tahmini, onun denize olan tutkusu, köpek balıklarına olan merakı yüzünden canavar tarafından parçalanmış olmasıdır. Eda! Eda! Geçmiş olsun Eda hanımefendi. Kısa bir şok geçirmişsiniz. Yazdığım ilaçlarla kısa zamanda iyileşir, eski neşenize ve canlılığınıza kavuşursunuz. Yalnız kesin istirahat şart. Kimi arıyorsun? Eda'yı! Alo, buyurun. Aa, Zehra dadıcığım, ben Mehtap! Eda'yı verir misin? Kim arıyor dadı? Arkadaşlarından Mehtap hanım arıyor. Yok de! Aa. Dışarı çıkmış de, kimseyle görüşmek istemiyorum. Şey evladım, Eda az önce dışarı çıkmıştı da, gelince aradığınızı söylerim evladım. Hadi güle güle kızım. Ne oldu? Yok evde, dışarı çıkmış. Palavra, evde olduğuna bahse girerim. Garip şey, son zamanlarda bizden kaçan bir hali var. Doğru ya. Hadi hadi, numara yapma Zehra dadı, evde olduğunu biliyoruz. Evet, hadi! İnanın, yok diyorum size canım! Onunla konuşmamız lazım! Ne cici dadısın! Yok diyorum canım! Bırakın beni, sıkıştırmayın! Ne oluyor dadı? Ah, işte orada! Ne olacak, dadın bizleri içeri bırakmıyor. Ya, ben söyledim. Kimseyle görüşmek istemiyorum. Delirdin mi ama Eda? Ama Eda, ne olur sana böyle? Bizler senin arkadaşınız canım. Arkadaşım olsaydınız, bana o hatayı yaptırtmazdınız. Ne bizleri, ne de kendini suçlamaya hakkın yok. Yaptığımız bir oyundu, bir şakaydı. Ama sonu ölümle biten bir şaka. Onun ölümüne biz sebep olduk. En az benim kadar sizler de sorumlusunuz. Bırak saçmalamayı Eda, kimse onu öldürmek istemedi. Hem aradan çok uzun zaman geçti. Kendine gel Eda, unut onu. Biliyorum, vicdan azabı çekiyorsun. Yalnız vicdan azabım. Bu kadar büyük bir aşkla sevdiğini hiçbirimiz tahmin edemezdik. Yalvarırım kendine gel. Bu evin içinde solup gideceksin. Ölenle ölünmez, unutmaya çalış onu. Hem sana layık bir insan değildi, basit bir yabaninin tekildi o. Köpek balıklarından başka bir şey düşünmezdi. Hayır, hayır! Buyurun efendim. Guaş çalışmak için samur fırçanız var mı? Tabii efendim. Kaç numara istersiniz acaba? 3, 8, 14. Tabii efendim. Aman Allah'ım, o!
Evet o. Ta kendisi. Bugün de konferansı varmış. İçeriz hazır hanımefendi. Evet arkadaşlar. Deniz'in bu vahşi yaratığı karanlıkta hiçbir şey seçemez. Yaşaması için devamlı hareket zorunluluğu vardır. Bütün bu incelemeler mi? Sıcak iklim denizlerinde ve bilhassa Ege Denizi'ndeki Yunan adaları civarındaki sularda yaptım. Köpek balığı, diğer bütün balıklarda bulunan yüzme kesesinden, solungaçlarına temiz su iten karın kısmındaki kaslardan yoksundur. Bir kez durmaya görsün, dibe batar ve havasızlıktan ölür. O zaman da o ana kadar ondan korkup kaçan balıklar, leşine üşüşür. Affedersiniz, konferans salonu nerede? Biraz ileride solda. Canavar, avının varlığını çoğu kez kokuyla alır. Uzak mesafelerdeki avını ise, evet. Uzak mesafelerdeki avını, bilhassa nazarı dikkatinizi çekerim. Koku almadan da gövdesi boyunca uzanan, içi sıvıyla dolu, sinir uçları ile benek benek noktalanmış bir dizi ince kanallar vasıtasıyla suyun dalgalanmasındaki değişikliği hissederek beyne iletir. İşte böylece canavar avının yönünü bulmuş olur. Sen ha? Ali. Gövdesi fosforlu suda, küçük balıkları ürkütecek şekildedir. Canavarın müthiş bir sürati vardır. Ne kadar yakışıklı. İşte bu sürat sayesinde avına kolaylıkla erişir. Ne kadar da bilgili. Hala adadaki o kibir, hala muhafaza ediyor. Tahmin ediyorum ki, az da olsa köpek balığı hakkında bilgi sahibi oldunuz. Evet arkadaşlar, köpek balığı hakkındaki bugünlük konferansımız bitmiştir. Affedersiniz efendim, bütün bu incelemeleriniz kaç gününüzü aldı? Oldukça uzun, 410 gün kadar. Teşekkür ederim. Ali Bey, köpek balıkları hakkında yazmış olduğunuz kitabı ne vakit yayınlayacaksınız? Öyle tahmin ediyorum ki en kısa zamanda. Hiç köpek balığı hücumuna uğradınız mı? Bunu cevaplandıramayacağım. Başka soru sormak isteyen? Müsaadenizle. Yıkış bir konferans var. Evet. Ya ne kadar enteresan değil mi canım? Harikaymış ya, harika. Evet. Konferansta değil mi Orhan? Evet, ilginç olmasına ilginç de kafamın takıldığı bir şey var. Nedir o? Şey canım, adamın siması yabancı gelmiyor bana, birine benzetiyorum onu. Aa, evet, aynı şeyi ben de söyleyecektim sana. Dur. Kim bu ya? Dur da bakayım sana. Ölmemişsin, yaşıyorsun. Yoksa ölmemi mi istiyordun? Deli misin? Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim, mutluyum. Ali, affettin beni değil mi? Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Orhan, buldum! O! Vallahi o! Adamın yabani! Evet o! Siz de şaşırdınız değil mi? Hem de çok! Ali Bey, gazetemiz için bir röportaj yapabilir miyiz? Bugün hiç vaktim yok. Etrafımız fazla sarıldı, hadi seni eve bırakayım. Hoşça kalın çocuklar, bugünlük bu kadar. Hey, bir çimdik atsana bana Mehtap.
Seni görmekten, sana kavuşmaktan son derece mutluyum Eda. Ben de Ali. Müsaadenle canım. Ne, içeri girmiyor musun yoksa? Çok isterdim ama bugün işin imkansız. Malum bir sürü iş beni bekliyor. Hem sonra saat 2'de de toplantım var. Söyle yarın kaçta alayım seni? Kaçta istersen. O halde saat 12'de gelirim, tamam mı? Tamam. Güle güle. Hangi gazeteye baksan senden bahsediyor. Seninle iftihar ediyorum Ali. Pazar günü de özel bir parti vereceğini yazıyor. Evet, vereceğim partinin şeref misafiri sen olacaksın. Sana bir sürprizim olacak. Kahveye gel. Sağ olasın Zehra dede. Rica ederim. Teşekkürler dede. Rica ederim yavrum. Zahmet oldu sana. Afiyet olsun efendim. Vallahi helal olsun. Bizi çok mahcup etti. Etti ya. En büyük jesti de partisine çağırmakla yaptı. Hanımefendi, bir dakika! Tamam, yakaladık sizi! Buyurun! Sizi onunla gördük! Ela gözlü kız sizsiniz! Evet, imkan edemezsiniz! Saçlarınızla kumral, bir röportaj imkanı verin! Ne olur rahat bırakın beni, sorularınızı şimdilik cevaplandıramam! Ama hanımefendi! Kapı çalıyor, Eda geldi galiba! Evet, muhakkak odur! Hoş geldin yavrum! Hoş bulduk dadıcım, çok mutlu, çok sevinçliyim, uçuyor gibi. Belli oluyor kızım. Merhaba. 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 Çocuklar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin canım, merhaba. Kusura bakmayın çocuklar, onunlaydım, çok sevinçliyim. Ne kadar sevinsen haklısın Eda, gerçekten büyük insanmış. Unuttum. Ay. Bak davetiyemize. Ne davetiyesi? Ne davetiyesi olacak, pazar günü vereceği partinin davetiyesi. Bütün olanlardan sonra bize hatırlaması ve hepimize ayrı ayrı davetiye göndermesi büyük jest doğrusu. Evet çocuklar, hepimizi yanılttı o. Gerçekten büyük insan. Biliyor musunuz bu akşam da televizyonda konuşması var. Ya anne, hep birlikte seyredelim. Muhterem seyirciler, şu günlerde en çok sözü edilen mevzu muhakkak ki köpek balıkları. Evet, köpek balıkları hakkında yazmış olduğu kitap ve ilginç araştırmalarıyla üne kavuşan değerli yazar Ali Yılmaz Sanlı'nın evindeyiz. Evet değerli yazar, köpek balıklarından hiç korkmadınız mı? Umumiyetle hayır. Fakat bir defasında çok korktuğumu itiraf ederim. Hayatınızı adalı bir balıkçı kıza borçlu olduğunu söyleniyor. Doğru mu? Evet, doğrudur. Peki,
Üniversiteli genç bir kızın hayatınızın akışını değiştirdiği söyleniyor. Bu hususta bir şeyler söyleyebilir misiniz bize? Hayatımın akışını değiştirdiği muhakkak. Onu bize tarif edebilir misiniz? Tabii. Kahverengiye yakın kızıl saçları ve ela gözleri var. Onu sevdiğiniz söyleniyor. Evet, çok sevdim. Bakın Ali Bey, belki soracağım özel bir konu. Yakında evleneceğiniz hakkında söylentiler var. Olabilir. Fakat önce nişanlanmamız gerek. Nişanlanacağınız genç kızın ismini verebilir misiniz? Şimdilik hayır. Niçin gizliyorsunuz? Henüz kendisiyle konuşmadım. O halde sürpriz bir nişan olacak. Bir bakıma öyle sayılabilir. Ne zaman nişanlanacağınızı sorabilir miyim? Pazar akşamı, vereceğim özel partide. Hey çocuklar, parti dedin, nişan dedi! Son bir soru daha Ali Bey, balayını nerede geçireceksiniz? Acı ve tatlı hatıralarımın bulunduğu yerde. Teşekkür ederim. Çocuklar şuraya bakın! Vay canına be, bu ne sükse böyle! Ayol nasıl dans ettiğini görüyor musunuz? Bir de bu adamın adadaki yabani olduğuna şaşma! Doğrusu Eda'nın şansı varmış! Tabii ya, durdu durdu da turnayı gözünden vurdu! Daha önce aklı neredeymiş acaba? Kim bilir, belki de o zaman aklı yoktu! Değil mi ya, değil mi ya? O kadar mutluyum ki Ali! Niçin daha evvel söylemedin? Neyi? Şeyi canım! Rahatsız ettim efendim, sizi dışarıdan bekliyorlar! Ha, öyle mi? Pardon Eda, şimdi gelirim! Eda'cığım, seni tebrik ederim! Vallahi birbirinize çok yakışıyorsunuz! Sahi mi? Sahi mi ne demek? Siz bir kraliçe, o da bir krala benziyor! Ya! Yok canım! Doğru, doğru! Peki nereye gitti? Bilmem! Ah, işte geliyor! Bir dakika! Kıymetli misafirlerim, bu müstesna geceme şeref verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ve huzurlarınızda Köpek Balıkları isimli kitabımı da şeref misafirim olan Eda Hanım'a vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet dostlarım. Eda Hanım ve arkadaşları olmasaydı bu kitabı tamamlayamayacaktım. Eda Hanım sayesinde köpek balıkları hakkında büyük tecrübe sahibi oldum. Bilhassa beni açık denizde o canavar köpek balıkları ile baş başa bırakıp gittikleri zaman. Ne dediğinizi pek anlayamadık Ali Bey, tekrar eder misiniz? Biz de anlayamadık. Müdafasız bir insana köpek balıklarının nasıl saldırdıklarını bilmiyordum. Onların sayesinde öğrendim. Bugünkü şöhretimi de Eda Hanım ve arkadaşlarına borçluyum. Ne ayıp, ne vahşet! Ne büyük kötülük bu böyle! Ya, çok umharca bir davranış bu! Acımadılar mı? Cesaret bu! Çok korkunç bir şey! Doğrusu çok ayıp! Evet, çok ayıp! Hayret, nasıl yaparlar bunu? Aldanıyorsunuz dostlarım! Onları hatalı bulamayız! Zira o esnada denizde bulunan köpek balıklarından haberleri yoktu. Bunu tahmin edemezlerdi. Sadece yaptıkları bir şakaydı. Çok kötü bir şaka bu! Ne kadar sorumsuz bir davranış! Peki ya köpek balıkları? Nasıl kurtuldunuz onlardan? Evet ya, nasıl kurtuldunuz? Civar adaların birinde oturan genç bir balıkçı kızı sayesinde. Şu anda burada bulunuyor. Getireyim kendilerini. Yapışır, yapışır.
Hayatımı bu kıza borçluyum. İsmi Neslihan. Şayet bu güzel genç kız benimle evlenmeyi kabul edecek olursa, böyle seçkin bir topluluk arasında onunla nişanlanmak beni mutlu edecektir. Benden acısını çıkarmak istiyor, beni sevdiği halde intikam almak için yapıyor, biliyorum ama! Hoş geldiniz Eda Hanım. Buyurun. Ali Bey de sizi bekliyordu. Buyurun. Bizi yalnız bırak Neslihan. Konuşmaya geldin, değil mi? Evet. Ne demek oluyor bütün bunlar? Ha, benim intikam aldığımı düşünüyorsun. Bir bakıma haklı sayılırsın. Böyle davranmamalıydım sana. Fakat unutma, ben de bir insanım. Ve benim de zayıf taraflarım bulunabilir. Ama seviyorsun beni. Yalan mı? Söylesene, yalan mı? Evet, seni sevdim. Hem de öylesiye sevdim. Biliyordum beni sevdiğini. Göreceksin, her şey düzelecek. Hayır Eda, yanılıyorsun. Artık çok geç, hiçbir şey düzelmez. Neler söylüyorsun? Evet Eda, bundan böyle sen de ben de anılarımızla yaşayabiliriz. Birleşmemiz imkansız artık. Bunu da ispat etmemi isteme benden. Nasıl ispatlayacaksın? Beni sevdiğin halde başkasıyla evlenerek mi? Senin adada tanıdığın yabani değilim artık. Biliyorum. Çok zengin ve şöhretlisin. Hatamı tekrar yüzüme vurmak istiyorsun. Öyle değil mi? Hayır, onu söylemek istemedim. O halde! Bunu benden isteme! Git, git buradan! Hayır, ne olursa olsun ayrılmam senden, gitmem buradan! Sensiz olamam, seni seviyorum! O halde günah benden gitti! Seni kendimden uzaklaştırmak için başka çarem yok galiba. Beni açık denizde köpek balıklarıyla baş başa bırakıp gittiğiniz günü hatırlıyor musun? Yine o meşhur günden mi bahsedeceksin? Hayır, hayır! Uzaklaşan Kotan'ın ardından bakarken gözlerim kin ve nefretle dolmuştu. Şuurumu kaybetmiştim. Duygularımın körlendiği, hislerimin söndüğü anda da hücuma uğramıştım. Yeter, yeter! Binlerce defa af diledim senden, çok şükür hayattasın işte! Evet, hayattayım. Fakat yarım bir insan olarak, bak! Köpek balığı bir bacağımı da beraber götürdü. Canavarın dişlerinden kendimi zor kurtardım. Gördün mü? Nasıl dehşete kapıldın, nasıl kendini kaybettin? Bir anda hayallerin söndü, değil mi? Artık beni terk edebilirsin Eda. Ali! Ali! Sakin olun Eda Hanım! Kendine bak! Ali! Ali nerede? O getirdi seni buraya yavrum!
Halim benim, canım sevgilim, söyleyin nerede o? Boş yere üzüyorsun kendini Eda, hem artık bulamazsın onu, şehri terk etti. Hayır, onu bu haliyle de seviyorum, anlaması lazımdı beni. Ona anlatmalıyım, anlıyor musun Necla? Her şeyiyle, olduğu gibi kendisini sevdiğimi söylemeliyim artık ona. Artık çok geç, o gitti diyorum sana. Nereye gittiğini tahmin ediyorum, bulmalıyım onu, yetişmeliyim, çabuk hazırladı beni. Ada göründü hanımefendi, ada göründü! Bakın bakın, ada göründü hanımefendiciğim! Döneceksiniz değil mi hanımefendi? İyi bağla. Hayır, dönmeyeceğim. Artık benim yerim burası. Siz dönebilirsiniz. Çöz oğlum, çöz, dönüyoruz. Herhalde ikinizin de hayatı mahvolacak. Ama onu bu haliyle de sevdiğimi söylemeliyim ona. Bu neyi değiştirir ki? Seni gördükçe sakat ayağını hatırlayacak. Nefretle anacaktır seni, anlıyor musun? Nefretle! Aranızda kim ve nefretle yoğrulmuş bir hayat olacak. Bu kötülüğü yapma ona. Bırak mesut olsunlar. Yaşayamam sensiz! Eda! Eda!
seni gördükçe sakat ayağını hatırlayacak. Nefretle anacaktır seni. 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 Geçmiş olsun bacım. Geçmiş olsun bacım. Geçmiş olsun bacım. Geçmiş olsun bacım. Alim. Eda'm. Allah'a ısmarladık. Sen onu benden daha fazla sevdin. Mutlu oldum.